Dinledim. Selam. Bugün çok güzel bir yolculuk videosu çekiyoruz arkadaşlar. Güzel bir vlog geliyor. Hatta birkaç günü kapsayan bir vlog olacak. Peki ne yapıyorum? Bingöl'e ailemi ziyarete gidiyorum. Ama bu sefer sürpriz yok. Kimseyi ağlatmıyoruz. Herkes bekliyor. Herkes durumdan haberdar. Ek olarak bir kardeşim var benim. O da benimle beraber geliyor. Yolda bakalım bir şeyler çekeceğiz, edeceğiz. Daha yeni uyandım. Abi çok da konuşamıyorum. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Bavulumu da hazırlamadım. Hemen onu hazırlamaya geçeceğim. Dün akşam birazcık tembellik yaptım. Neyse kahvemden bir iki fırt çekiyorum. Ayılıyorum ve direkt bavulu hazırlayıp evden kaçıyorum. Yolda görüşürüz. Günaydın. Bingöl'e. Gitmek var, belki dönmek yok. Hakkınızı helal edeyim. Dönmeyeceksen memnun olurum. Ha, çok komik. Seni linç ettireceğim. Tevfik abi görüşürüz. Ben yolculuğa çıkıyorum, hakkını helal et. Uçağa biniyoruz, ne olur ne olmaz. Şu güzelliğe bak, maşallah ya, maşallah. İyi bayramlar size şimdiden. Eyvallah. Hadi Allah'ıma, hayırlı işlerin olsun. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz baba. Çok şükür zamanlamayı yetişiriz. Yetiştik daha. Yetişiriz değil, yetişiriz. Geldik bakalım arkadaşlar. Kardeşimle beraber. Evet, Bingöl için biraz mutasip giymiş kendisi. Evet, şimdi uçağımızı bekliyoruz. Suat rutin olarak bir ihtiyaç molası verdi. Olmazsa olmaz bir durak yerinde şu anda, onu bekliyorum. Biz genelde kavga eden bir abi kardeşiz. İnşallah bu sefer doğru düzgün bitireceğiz bu tatilimizi. İnşallah bunu halledeceğiz. Değil mi Suat? Bu sefer inanıyorum, daha ılımlı gördüm Suat'ı bana karşı. Daha saygılı, daha terbiyeli. Daha olgun, daha büyümüş. Daha olgun, daha büyümüş. Sen ne düşünüyorsun? Ben kavga edeceğimi düşünmüyorum. Kendine güveniyor musun bu sefer? Ben güveniyorum. Sende biraz sıkıntı var. Hepsi bu. Asla bende hiçbir sıkıntı yok. Ben inanılmaz ılımlı, olumlu bir adamım. Bakalım. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Çok sabretmeye çalışacağım. İyi bir vlog çıkartmak için size. Bu sefer bu filmi yakmayacağız. Biz şimdi gate'e doğru gidelim. Neymiş? T3B Bingöl. TK2648. Geldik. Vallahi güzeldi. Çeko, sen ne yapıyorsun? Baba biz açlıktan ölüyoruz. Bizi annemin yemeklerine götür bir an önce. Buradan yiyelim. O kadar açık. Yok, hayır. Şu an sadece annemin yemekleri. Babacım saat dönüşü, sen gençleşmişsin biliyor musun? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Valla. Sadece su içsin çocuklar. İçiyor musun? İçeceğim ama önce seramı bekleyeyim. Önce bu arkadaşlar içsinler. Sonra sıra bende herhalde. Deliği mi kapatacaksın şimdi? Ha, su da olsun diye değil mi? Şimdi böyle daha rahat içersiniz. Tabii. İçecek misin? İyi hadi. Yola devam. Koçum kapat kapıyı öyle gel. Oğlum ben bu
Ya sen buradan ta geri geri mi gidiyorsun ya? Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun babacığım sana da. Ana! Ya ben elimi yıkayım böyle seni. Ama elimi yıkamadan şöyle sana bir selam edeyim. Şu çorabını. Oy can kokar, can kokar. Evlat kokar. Bana dedim sana ne? Babam. Bu sefer sürprizi bağlatmadım sana. Yok hayır. İyi oldu. Yok, çok iyi oldu. Çünkü bak sen karlı çıktın. Sofralar hazır, yemekler hazır. Tabii ki. Geçen sefer ne yemiştik? Karlı çıktın hemen. İyi. Alayım kamerayı da bu çocuk da annesiyle bir selamlaşsın. Boş yapma. Neler yapmış bakalım anne? Sorumuz var. Güzel. Kilomuz var ve oh my god. İşli köftemiz var. Bizi mahvettin. İşli köftemiz var. Saç kavurmamız var. Tamam. Kesenize bereket. Allah bereket versin. Çok da fazla gösterip insanlara da şey yapmayalım. Evet çok şükür sağ salim geldik. Şu an gördüğünüz gibi babam yemeye başladı bile. Biz de yemeğimizi yiyelim. O anda kamerayı kapatacağız. Rahat rahat onlar da yemeğini yesinler. Ben de birazcık dinlenmiş olayım. Biraz dinlendikten sonra tekrardan geliyoruz. Çorba soğuk gidiyor, sıcak geliyor. Çok garip. Nasıl oluyor? Bunu nasıl yaptın? Nasıl? Soğuk diye geri gönderip sıcak çorba geldi. Ben sana çorba sıcak önce doldurmuşum ya sen baba acele etti. Bu tarafa sana gelmiş. Hepsi bir arada şey yapamıyorum. Bu çorbanın adı ne? Erişte çorba sanmış. Erişte mi? Evet. Erişte araç her şey var içinde. Bunda bugün bir şey var ama. Dur bakalım. Sonra annem ne mi? Sen bir sürpriz mi hazırladın güzel anne? Paniksin. Aranızda kimsin doğum günü değil mi? Bak çok kaynattığım zaman kızıyorsun. Ondan dolayı şey yapıyorum. Problem yaratıyorsunuz. Az önceki dolaptan çıkmış gibiydi. Benim mi onun mu? Ya fark etmez. Aynı. Hiç önce, fark önce yemek şey. Kim istiyorsa. Sen yakarışın ya. Sen daha imza atacaksın. Anne bu çocukla ilgilen. Bu çocuk ne istiyorsa ver. Kim ver abi? Bana 1000 lira ediyor noterayı gidip de karşınıza atar mısın diye. Almışsın 1000 liraya. Hazır Suat'ı buraya getirmişken bütün babamın mal varlığını üzerime yapacağım. İmzaya. Muhabbet oradan geliyor. Neyse bakalım. Yiyelim evimize ayık olup şimdi. Hadi bay bay. Bu niye böyle minik? Bak bu daha ilk yapmış, daha bu. Bugün yapmış. Tavuğun ilk yumurtası. Evet bak. Bu da ikinci yumurtası. Mavi. Evet. Bak mavi yumurtalar arkadaşlar bunları gördünüz mü? Ben babamın yumurta kısmına şey bir marka da bulmuştum bu arada. Selam gençler. Hanginiz yumurtladı mavi yumurtayı? Açıyorum. Korkmayın. Gelin. Gel. Ya 4 6 8 10 bu 10 mu? Evet 10. Bir tane orada var bak. Nereden? Gidi. Sürgelsin. Ha şu ufa mı? He. Hadi bu tarafta annem bu tarafta annen. Hadi annem bu tarafta. Onun annesi değil onun annesi bu abi. Ha öyle mi? Ha bunun annesi de bu. Hadi bakayım geç. Senin annen burada. Evet bak nasıl mutlu koşa ilerliyor. Fatih içer misin çay oğlum? Varsa annem içerim. O sanıdır çay, sor sana doldur. Anne bana çay. Bir sana ben içmeyeceğim. Çay keyfimizi de yaptık ama muhabbetten vallahi kamerayı açmıyorum. Biz dördümüz bir araya gelmeyeli oldu değil mi baya? Evet. Dördümüz bir araya gelmeyeli. 4 aydan fazla yazın. Ya Suat yıkışın yoktu. Tabii biz yazın kavga ettik Suat'la. Suat'la biz çok büyük bir kavga etmiştik. O yüzden uzun zamandır bir arada yokuz. Ama kendisi ne kadar suçlu olduğunda farkında geldi özür de diledi benden. Bayağı pişman. Neyse. Bugünlük bu kadar. Suat şimdi kendi kişisel işleriyle ilgilenmekte. Tavuklar babamda. Anne sen ne yapıyorsun? Kayısılar annemde. Bak kayısılar annemde. Bugünlük bu kadar. Artık yarın görüşmek üzere.
Ellerinize sağlık. Çok çok sağ olun. Çok güzel ilgilendiniz. Bak gerçekten kendimi evimde gibi hissettirdiniz bana. Öyle mi? Vallahi. İyi ne mutlu bize ki biz seni öyle ağırlamışız ya. Yarın sabah görüşürüz. Oyalan. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Baba, babam. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Ellerine sağlık. Hayırlı bayramlar. Afiyet şeker olsun. Şunu bir bitirebilsen. Hı. İnşallah. Günaydın. Ödüm koptu ya. Günaydın kardeşim. Onu sıkarı bak. Var mı? Allah korma. Günaydın kardeşim. Allah Allah, bir günaydın bize. Günaydın kardeşim. Günaydın bro. Günaydın dostlarım. Dün amcamların sürpriziyle karşılaştık. Çok güzeldi. Biraz kalabalıktık. Çok eğlenceli. Muhabbet, sohbetler ettik. Şimdi birden kahvaltıda onları görünce şaşırmayın. Aa bunlar kim? Nereden geldiler diye. Şimdi bir kahvaltı organizasyonu hazırlayacağız. Babam bağırmadan ben de girmişim. Durum böyle. Şimdi biz bir kahvaltı organizasyonu yapalım. Babama ve anneme şu an telefonlar yağacaktır. Bayramın ilk günü bugün. Bu arada bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Gerçi annemler de şimdi kutlayacaklar sizin bayramınızı. Biz sofrayı hazırlamaya başlıyoruz. Ben alırım 100 lira için öperim o Halis'i. Önemli değil de. Öp. Böyle yayınlamam bizi. Öp, 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 öp. Aferin oğluma. Sonra. Sen bana iban at. İban at, iban at, iban at. Ciddisin. Lazım şu an, ciddi lazım. Ne yapacaksın o 100 lirayı? Köyde nasıl? Abi cebimizde paramız, nakitimiz olsun ya. Nakitimiz olsun. Ben iban atayım abi. Sofrayı hazırlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz mola verdik değil mi? Bayramlaşma molası verdik. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun anne? Anne biber topluyorum. Biber, maydanoz, nane. Biraz da şey getir, rehen alalım. Doğal, ilaçsız, katkısız. Emeklerinize sağlık anneciğim. Afiyet şeker olsun oğlum. Bu da şey pancar biliyor musun? Bunu da yapıyorsun, yumurtalı yapıyorsun. Çok lezzetli oluyor. Misafirlerimiz geliyor galiba araba. Onu da biber verebilir misin? Çok kalacak çünkü. Aman biber. Biz de bahçedeyiz, misafirlerimiz var. Maya için oraya gideceğim. Günaydın canım, günaydın. Sizi getiren kim? Çok mattı. Kankin... Cengiz yok dedim, ben yeğenim, benim boyunum falan yok dedim. Bayramımızı kutluyorum. Evet, amcamlardan sonra amcamın, başka bir amcamın çocukları, kızları geldi misafirliğe. O kadar güzel bir gün ki, biz çok gün çok severiz. Böyle ağırlamaya ve gelmeye devam edecekler. Harika. Eğer bunu izliyorsanız iyi ki geldiniz, iyi ki buradınız. Mükemmel bir enerji verdiniz bize. Annem tek başına. Şimdi gidip ona bir yardımcı olmaya çalışayım. Misafirlerimize ilgilenmeye çalışayım. Şu buraya geldim onları rahatsız etmeyeyim diye. Onların yanında ara ara görüntüler almaya çalışacağım. O ikisi de... Boş saçını da uzatmış değil. Suat'la Fuat Alo. İkisinin birbirine alakası yok ya. Suat huylar da benziyor. Çok üzülüyorum. Hadi gel. Küçüğü hadi. Çok mu akıllı? Vallahi. Sakallar geldi mi canım? Anne. Efendim. Yarın sakallar bayramımızı kutluyorlar. Sende bir tane çocuk yok mu diye? Sen öbür çocuk kimdi? Öbür de Yader. Amcanı ekle. Amcam babam Facebook açmış benim babam. İşaretler yapıyor böyle. Instagram mı Facebook mu? Instagram oraya da gelir merak etme. Salam yazmış. Abicim kurban olayım hoş geldin babam da böyle. Oğlum a, güzel yedin bari. Bu iş güzel.
Evet, onlar yukarıda muhabbete dursun. Ben de şu aşağıda bizim hemen bir çay var ufaktan. Bakalım ne durumda yılın bu mevsiminde. Nasıl güzel gülüyor suyun sesi. Evet, bir kuruluk yok. Gayet de güzel gözüküyor. Burayı hatırlıyor musunuz? Burada bir menemen partimiz olmuştu kışın. Şunu güzel çıkalım. Burası tam istediğim o huzurlu bir ortam var. Hani böyle şey çok seviyorum. Hani burada durup tam şu yukarıda bir çayımı demleyip burada içmeyi çok seviyorum. Ama bazen buralarda biraz kuraklık olabiliyor. Esasında biraz daha gür bir yer burası. Daha kenarlara doğru çıkıyor ama azalmış mı? Evet, ama yine de yeterli. En azından benim keyif yapacağım kadar yeterli. Çünkü bana çok enerji veren bir yer. Beni çok iyi hissettiren bir yer. Şimdi abimler de yolda geliyorlar. Abimler, ablamlar birazdan burada olurlar. Onları da biraz buraya gezdirelim. Şu an evet çok iyi hissediyorum kendimi. Süper. Oturduğum yere bakın. Kayaların üzerindeyim. Ya aşağı düşsem... Allah korusun. 2 Anne. Etmiş. Anne. Başkasına vereceğim. Selam. Zevra istersen gene. Daha birazdan fuat hareketi. Fuat abi pişti olur. Hayır öyle hareket çekemem. Benim bir tezmem var. Ya yere git. Her zaman gerisi. Var ya o şeye oynuyor. Kameralara oynuyor. Hadi gel. Merhaba. Yenge sen nereye? Ben mutfağa. Geç sen geç ben getiriyorum. Çatal kaç. Bıçak gerek yok çatal. Amca bu sefer başlamadan çekiyorum seni. Rahat rahat. Dayı önce sana veriyorum. Sonra çünkü buna biz de gireceğiz. Ayılayım diye. Ayılayım diye gerçekten kafamı falan yıkadım. Çok yorucu bir gündü arkadaşlar. 16 kişiyiz şu anda. Ve yoğun geçiyor bugün. Çok bir şey yapamadık. Muhabbet, sohbet, babamların eski anıları falan bunları dinledik. Bu şekilde geçti. Çok da güzeldi. Şimdi yemeğe oturacağız. Ondan sonra çaylar falan filan derken bugün de yine o yoğunluğu atlatmış olacağız. Şimdilik bu şekilde. Ben yemeğe gidiyorum. Yemekten sonra tekrar geleceğim. Buradayım burada. Geldim. Geldim ha. Ha. Ben nereye? Ben şöyle. Tamam. Bir tane daha çekeceğim. Vallahi çok iyi geldiniz. Hava gelin gibi. İnşallah. Görüştük. Kendinize iyi bakın. Size zaman döneceksin. Ben anlayacağım. Allah razı olsun. Çok güzel. Çok hadi aman akıllım. Hadi geldiniz. İyi bakın. O hamburger yemedi. Suratsız. Hamburger yemedi için suratsız bile. İnşallah bir dahaki sefer sipariş veririz. İnşallah. Biz de sizi öptük. Dikkat edin kendinize. Ayağınıza sağlık. Günaydın ablacığım. Günaydın bebeğim. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Günaydın abla. Günaydın tatlım. Günaydın. Günaydın bebeğim. Abi günaydın. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın, günaydın babacığım. Günaydın abi. Günaydın canım benim. Günaydın. Günaydın abi. Ne yapıyorsun ya? 20 dakika ağzını yıkıyor. Günaydın bro benim. Günaydın. Yok yok hallettim ben. Sağ ol. Günaydın canım. Günaydın. Böyle bir demlik çay yaptım ki. İstanbul'a biz de cuma çıkıyoruz. Bak orada dursun. Ağabeylerine sağlık. Sen kimin yanında duracağını biliyorsun. Sağımı sağlam alayım. Herhalde canım. Olmuş. Ya. Özür dilerim çok pardon da. Biz de şey yumurta istiyorsun. Pardon da olmuyor her şeyi. Murat uyudun mu gerçekten? Valla çok rahat. Suat 13 saniye sonra yok mu? O açım yakıştı be. Sarpleyiz geldi. Sen yeni giydiler mi? Bak bakayım. Yeni kralı ya. 3 dakika sonra. Abi beni takip ettir. Abi dedim ya yine var sen yaşın. Helal olsun adam beni götürüyor. Yaptın hemen çekti abla macunlarım uzak cevapları. Şimdi okey ben okey'e dönüyorum. Bak okey'e dönüyorum. O da ev yapıyor. O da ev yapıyor tamam mı? Biz mi bittik? Bu tek aynı küfürü mü etti adam? Biz şimdi elimiz arkada geziyoruz bunun yanında. Korkuyorsun. Amca okey bak. Toprak rengiyle yetişen bitkiden de anlıyorlar. Niye? Yeni kayada. Tabii oradan da anlıyorlar. Suat beğenmedi çocuk yenge. Ay dedikodu yapacaktık yakalanmıyor diye sordu amca. Olmaz. Hayvan mı? Röntgen yapıyoruz. Röntgen yapıyoruz. Röntgen yapıyoruz. Röntgen yapıyoruz. Röntgen yapıyoruz. Röntgen yapıyoruz. Cengiz amca. Ayağınıza sağlık. Sağ olun kızım benim. Ayağınıza sağlık. Sen hadi görüşürüz sağ olasın. Kendine iyi bakıyorsun. Hadi güle güle. Dikkatli kullanın tamam mı? Hadi kendine bakıyorum. Biz şey yapmıyoruz ya. Riske girmeyiz koç. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz abi. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz abi. Çok selamlar. Gözlerinde öperiz görüşürüz. Hadi güle güle. Yolunuz açık olsun.
Görüşürüz ablacığım, hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye, dikkatli kullanın. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Hadi abi, telefon açın. Sizi çok öpüyorum, sizin ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Göbüşe bak babam, göbüşe. Yedi mi hepsini? Yedi tabii. Tabii ki. Ne, ben de mi geleyim? Aralara kapıyı sen kapat abi. Hayır, sen kapatır mısın? Ben hayatta abi, beni daha önce araya sokmadı. Ben aradan korkuyorum. Ben açarken bak, ayı gördüler. Olsun ben kapatırım ama araya yok. Ben açarken beni gördüler. Kağıt taş makas yapıyoruz. Tamam. Bir kere de. Bir, iki, üç. 1, 2, 3 koydum. Ben koyuyorum. Hayır. 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 Evet arkadaşlar, misafirlik olayları bitti. Şu camı kapatayım lan, çok ses yapar herhalde. Le 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 le. Dün biz bir keşfe çıktık. Suat bir tilki yuvasına denk geldi. Ve bugün gidip yemek vermek istiyoruz ona. Yemek vereceğiz. Bakalım, bir görüntü alabilirsek görüntü almaya çalışacağız. Böyle bir maceramız olacak. Bir de bir sürpriz olayı var. Annem inanılmaz derecede bulaşıklarla çok uğraşıyor. Ve buradaki eve bizim daha yeni su geldi. Buradaki beyaz eşya fiyatlarına bakalım. Eğer param yeterse alacağım. Burayı koymazsam alamamışımdır demektir. Özür dilerim ama niyetim iyi. Param varsa alıyorum vallahi. Oğlum ne yapıyorsun? Ablayı edeceksin lan. Gördüm, arkada araba geliyor. Aman abla dikkat. Bir yer var burada. Sorduk ama orada yoktu. İnternet üzerinden bakacağız, beğeneceğiz. Ona göre kendisinin babasıyla iletişime geçip bilgi alacağız. Biraz karışık bir durum aslında ama biz anladık değil mi? Anladım, ben de anladım. İşte ben anlatırken sorun yaşıyorum. Fiyatlar sanki uygunmuş gibi geldi. Bir umudum var. Anam, oğlum ay... Oğlum ay lan oğlum. Oğlum aynalara vuracağız lan. Çok yakışıklısın. Tüm hazırlıklar tam arkadaşlar. Fuat Sarıgül ve belgesel ekibi inanılmaz derece heyecanlı, bilgili ve inançlı bir şekilde yukarı tırmanacağız. Elimizde bu tilkimiz için yemeğimiz, bu da yaban domuzları için kalsın kenarda, arılar için bal yapsınlar. Karpuzu tabii ki, poşetleri yanımıza alacağız. Onları asla doğaya bırakmıyoruz. Şimdi büyük bir tırmanışımız var. Gazamız mübarek olsun. Hadi aslanım benim. Şansımıza rüzgar bize doğru esiyor kardeşim. Yani kokumuzu alamaz. Nereden biliyorum? National Geographic'ten. Tilki kardeş, korkma bizden. Vallahi ben seni beslemek istiyorum, seni görmek istiyorum. Her gün de ziyaretine geleceğim. Yeter ki o yuvada kalmaya devam et. Söz. Vallahi birlikteyiz, haberin olsun. Ha, Suat da var, doğru. Teşekkürler. Bahsettiğimiz dağ evi bu. Hala biraz daha var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ayakkabılar sıfır buraya uygun. Yani ben Nişantaşı'nda gezmeye mi geliyorum? Daha tepemi dolaşıyorum. Sen? Tabii. Sen var ya, bakıyorsun kendine. Karpuzu böyle bırakacağız. Buradan sonra biraz daha sessiz. Abi hayvan izleri çok taze. Abi Suat'ın iziymiş. Pardon. Ya Allah'ını seversen ya. Tamam, zaten tilki yok orada belli ki. Dostlar, tilki maalesef ki yerinde yok. Ta bu aşağıdan geliyoruz. Neyse, buraya yemini bırakacağız mamasını. Mamada şu löpetimiz var böyle. Suat korktu biraz bırakmaya. Tilkimizin yuvası burası. Şöyle bırakalım. Yarın ne olacak göreceğiz. Döndüğünde sürpriz olacak. Evet. Peki o mağaraya gidebilecek miyiz? Gideriz. Gidersek bir hayvanla karşı karşıya kalırsak yapacak hiçbir şeyimiz yok. Direkt aşağı atmamız lazım. 1 milyon izlenme diyorum kanka. Atarım abi kendim aşağı. sekmeden atlamak lazım. Sektirirsek sıçtık. Sektirmedi, ayakkabıyı bırak bro.
He? Ayakkabıyı var. Ayakkabıyı tamam. Ayakkabı yeni de ayakkabıyı bırak. Ayakkabımı bırakamam. Yapma Suat. Kimse yok mu? Evet. Arkadaşlar yok. Suat yılan. Suat arkanda yılan var. Arkanda yılan var. Arkanda yılan var. Oraları koymasak ha. Mehmet abi eve gidiyor, eyvah. Bir de hızlı ilerliyor. O ne? Onu şapkanın arkasına taksana. İstenmeyen tüy. Bende daha iyi durdu bence. Bir bahsedeyim ki kabine var burada sanki. Arkadaşlar bizi karşıladılar sağ olsunlar. Gunga. Anla o. Ada Gunga. Ada Gunga. Merhaba Kartal Göz. Akşamleyin mecbur kurbağa yemek zorundayız. Bakalım yarın Allah kerim. Annem dumanla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne oldu? Babam da Barış çubuğu içmesin. Hep böyle yapıyor. Barış çubuğu bozuyor bu adamı. Dünya güzeli teyzem. Bir bu çeşmemiz var. Bir de içeride bir çeşme var. Buradaki çeşme daha güzel. Bence tabii. Sence hangi çeşme daha güzel? En üst çeşmede bir dinlenelim. Tamam. İstanbul'da böyle su var mı? Böylesi yok. Gel dedeciğim, buyur. Evet, şimdi teyzemleri bırakalım. Ondan sonra eve. İstiklal Marşı kapanış. Daha değil. Biz hepimiz şeker hastasıyız. Bu kadar ne tuz koyuyor, ne şeker yiyor, ne bir şey yiyor. Ağzıma kadar sok kamerayı. Yakıyorsun ha bu işe. Şey diyeceğim. Abi sen inanılmaz Bonici ile Chiellini'nin çiftleşmesi gibisin ya. Az önce Bonici'ydin, şimdi bak bakayım Chiellini. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, avdan elimiz boş döndüğümüz için babam biraz sinirli. Sebze yemeği yemek zorunda kalıyor. Şey, baba peçete hepsi gitti, hepsi gitti peçete. Evet, gerginlik devam. Babacım içeri mi alsak acaba? Evet, bugün ikinci gün. Tilki kardeşimizin yeniden yuvasına doğru gideceğiz. Yine mamamız var yanımızda, onu vereceğiz. Ama bugün Suat bizimle olmayacak. Muhtemelen kuzenim gelecek, Mesut. Onu bekliyorum şimdi. Eğer gelirse bir 10 dakika içerisinde Mesut benle beraber gelmiş olacaksın. Ama aksi halde bu yokuşu tek başına çıkacaksın. Maalesef ki. Bu sefer yanımda asam da var. Botlardaki kaybımızı en azından bir asayla çözmüş olacağız. Aha geldi galiba Mesut. Merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Koşarak gelip. Bu yolculuğa hazır mısın? Hazırım. Doğru. Bu sefer daha sessiz yanaşmaya çalışacağız. Bugün görebilecek miyiz acaba? Bak. Tam şurada. Dün bıraktığımız etler hepsi gitmiş. Şimdi bu etimizi verelim. Tilki de nasıl çağırılır ki? Bili 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 mi dedin, değil mi? Aa tavuklara bak! Bir sürü tavuk var burada. Dün bıraktığımız koca koca etlerin hepsi kaybolmuş. Yani umarım o tilki yemiştir. Gerçi doğadaki hangi canlı yerse bizim için iyidir. Tilkiyle alakalı görevimizi yerine getirdiğimize göre vicdanlar rahat, yüzler terli, aşağı inebiliriz. Bugün de yok maalesef. Ne yapalım? Sağlık olsun. Kendini göstermek istemedi. Haklı gerçi. Ben olsam ben de insanlara kendimi göstermezdim. Peki. O zaman Allah'a emanet tilki kardeş. Suat Bey bugün tilki muhabbetinde arazi oldu kendisi. Kişisel bakımları varmış. Burada bir kuaför bulmuş kendisi. O kuaförde muhakkak tıraş olması gerekiyormuş. Şimdi onun yanına gidiyorum. Bakalım Suat Bey'in bu adaklı kuaför deneyimleri nasıl geçmiş? Tavsiyeleri var mıymış? Evet, bir gidelim bakalım. Ne yapmış, ne etmiş beyefendi? Şimdi işine bakacağım, ne zaman çıkacak. Şimdi küfür ettireceksin. Burada bak, kadın var orada. Hadi abi kaldır beni. Kondom gibi görünüyorum orada, değil mi? Bakayım ben nasıl görünüyorum. Baksana. Penis gibi olmalı. Hayır sen ya, buradan gibisin şu an.
Ben şapkasız çıkmam aga. Onunla Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Bak oğlunun tıraşı nasıl olmuş? Oy, bir şu şey kalmamış. Bakar mısın ya? Oğlum bir şey kalmamış. Bugün Bingöl'deki son günümüz, artık dönüyoruz. Bu beyaz eşya işi vardı. Siparişini veriyoruz. Biz aradık ki hemen halledelim, görüntü alalım ama maalesef ki bulamadık arkadaşlar. Siparişi vereceğiz, gelecek. Anneciğim sana da şimdiden güle güle kullan. İnşallah işini görecektir. Aşırı dedi, yoruluyordun. Bulaşık yıkamak çok zor. Çeken bilir arkadaşlar, biliyorum. Bekar yaşadığım için bir evin gerçekten çamaşır makinesinden önceki ihtiyacı. Allah olmayanlara da versin inşallah bir an önce. Öyle, şimdi onu hallediyoruz, sonra vedalaşıyoruz. Artık İstanbul'a gidiyoruz. Bu sefer yetmedi ya. Bu sefer biraz az kaldı. Sen ne diyorsun Eser? Merhaba. Neyse, gidelim halledelim. Ondan sonra teyzemlere vedalaşmalar falanlar filanlar derken duygusal anlar verelim İstanbul. Burası değil mi? Evet abi. Tamamdır. Geldik. Hadi güllar. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak Fuat abi. Görüşürüz. Hadi hoşça. Dikkat et kendine abi. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Hayırlı yolculuklar. Sağ olasın abicim. Veda vakti geldi. İşte artık sonları oynuyoruz. Yolculuk başladı. Annene veda edeyim. Anama. Çok üzülüyorum. Niye? Ya vallahi çok. Niye üzülüyorsun? Ağlamayacağım. Seni yolcu ettikten sonra ağlayacağım. Kurban olurum. Yolunuz açık olsun. Allah sizi. Ben de seni çok seviyorum. Emeklerine sağlık annem. Ellerine ne kollarına demek? Sağlık. Yolun açık olsun. Yine gel. Yine bekleriz. Geleceğim. Kışın buradayım inşallah kısmetse. İnşallah. Seni çok seviyorum. Ben de seni annem. Çüz. Kışa buradayım. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Üzülme annem benim. Artık biliyorum. Kışın sen geliyorsun. Unutma ha. Sözüm var. Geliyorsun. İnşallah. Bakalım nasip. Hayda. Yine dayanamadı. Allah yolunu açık etsin. Öpüyorum seni. Hadi güle güle. Görüşürüz babacığım. Güle güle. Seni seviyorum. Herkese selam söyle. Öpüyorum. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz.